Norveç'te dış politika uzmanı Astrid Hoxha kritik bir Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması yaptı. Aralarındaki farka dikkat çekti. Türk SİHA'larının başarısı sahada kendini ispatladı. SİHA'lar Türkiye'nin iç ve dış operasyonları dahil Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de destanlar yazdı. Türkiye'nin vatan savunması için aldığı Rus S-400'lere karşı pozisyon takınan ABD, ortağı olduğumuz F-35 projesinden Türkiye'yi skandal bir hamleyle çıkarmıştı. Ancak Bayraktar TB2'lerin büyük başarısı Türkiye'nin elini güçlendirmiş durumda. Norveç'te dış politika uzmanı Astrid Hoxha, dünyanın hayran kaldığı Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Dağlı Karabağ zaferi üzerinden SİHA'larımıza övgü yağdıran Astrid Hoxha, Bayraktar TB2'lerle ilgili çarpıcı bir öneride bulundu. Hoxha, Norveç F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı. Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir ifadelerini kullandı. Gördüğünüz gibi F-35'lerin verilmemesi Türkiye açısından bir kayıp veya zarar değil. Aksine Türkiye İHA ve SİHA'larıyla zaten adından söz ettiriyor, hem de fazlasıyla söz ettiriyor. Düşünün, İHA ve SİHA'ların reklamını Türkiye yapmıyor. Dış devletler yapıyor. Ne büyük bir şey değil mi? O yüzden Türkiye yeter ki istesin. Her şeyi Allah'ın izniyle yapabilir. Yeter ki adım atsın. Adım attıktan sonra gerisi her zaman gelmiştir ve geliyor da.